Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün bir arpamız vardı. Kurudu kuraklıktan dolayı. Onu sürmeye gideceğiz. Pulluğu taktım şimdi traktöre. Bunu da deposunu bir dolduralım. Ondan sonra gidelim. Orayı süreceğiz. Orası hazine bir tarla. Normalde tapulu yerlerde sigorta geliyor bakıyor. Baktıktan sonra işte şey yapıyoruz, bozuyoruz da. Ama oralarda bozmam yani sigorta yaptığımız yerleri. Çünkü yiyecek ot da olmadığı için en azından köydeki hayvan haşat yesin. Yani biçilmeyecek, etmeyecek. Sürsem boşa gidecek. O yüzden oraları bıraktık şimdilik. Sadece o bir parçayı süreceğim. Oranın da şeyi yok zaten. Dediğim gibi tapusu yok. Bir de etrafı ekili. Etrafı genel olarak iyi, orayı yayamazlar diye düşünüyorum. Hazır yağmurda yağmışken süreriz orayı. Şimdi şu kablolarımızı yerlerine takalım. Artıyı artıya, eksiyi eksiye, düğmemize basalım. Şimdi bu mazotumuz dolsun biraz arkadaşlar. O dolduktan sonra tarlada görüşürüz. Bizimkine göre iyi ekili yerler var. Yani bu
buralar belki olgunlaşırlar. Eğer buralar da böyle kötü olsaydı ben diyecektim yani köyün çobanla. Yani hayvanları sok yesin. Çünkü ben sürüyorum şu an buradaki ot yeşillik toprağın altına gidiyor. Ama bunun sağını ve solunu ekili olduğu için, durumu da iyi olduğu için maalesef burayı yediremeyeceğim. Ama diğer tarlalar için onu yapacağım. Oralarda etrafında ekili bir şey yok. Oraların sigorta gelsin, masar fiskini yaptıktan sonra diyeceğim yani iyi ayın. En azından bizim koyunlar da geziyor şu an dağda. Onlar da gitsin yesin yani temizlesin tarlayı, ben de öyle süreyim. Sigorta işlemlerinde de hani bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Biz bankadan yaptırıyoruz genelde, Ziraat Bankası'ndan. Belli sigortanın yapıldığı bir dönem oluyor. Tohum ektikten bir ay sonra mı ne, öyle bir şey olması lazım. O süreçte gidiyoruz diyoruz böyle böyle bir sigorta yaptırmak istiyoruz. Sigortada şöyle bir şey var. Dolu, yangın, sel, ondan sonra işte fırtına falan, bu tarz doğal afetleri bir grup yapıyorlar ama kuraklığı ayrıca yapıyorlar tek başına. Yani iki ayrı sigorta yaptırmak zorunda oluyoruz. Bu da iki kez maliyet demek ama mecbur yaptırıyoruz işte. Mesela bu sene yaptırdık biz. Yani işimize yaradı mı yarayacak büyük ihtimalle. Ama şöyle bir dezavantajımız var bizim de. Mesela şimdi benim burada sürdüğüm yer hazine, yani devletin arazisi. Ama yıllardır sürdüğümüz için biz ekip biçiyoruz böyle. Bu sıra hatta böyle yani komple. Burada bir 15-20 tane tarla var. Burası komple böyle hazine. Köyde zamanla sürenler hala işlemeye devam ediyor. Sıkıntı olmuyor yani onlar. Devletle ilgili. Burası devletin arazisi olduğu için buraya sigorta biz yapamıyoruz. Ekip biçiyoruz ama sigorta yapamıyoruz. Sigorta yapamadığımız için mesela burası kurudu. Burası bize direkt zarar olarak dönüyor yani. Buraya yaktığımız mazot, attığımız tohum, ondan sonra işte bu tekrar sürmesi olsun. Hep bize masraf olarak dönüyor yani. Yaktığımız falan gidiyor. Yapacak bir şey olmuyor. O yüzden buralara para alamıyor. Ama diğer kendi tapumuz olan yerlerde, tapuda da tarla yazması gerekiyor bu arada. Bizim burada birkaç yer arsa oldu. Bizim tarlalardan da arsa olan oldu. O arsa, tarladan arsaya dönen yerlerde sigorta para vermiyor. Onlar da sigorta yaptıramıyoruz. Yani tapuda tarla yazması gerekiyor. Tarla olan yerlerde de işte sigorta geliyor, bakıyor. Diyor senin tarlanda işte atıyorum %60 veya %50 hasar var. Ona göre evran düzenliyor, tarlanın fotoğrafını çekiyor birkaç farklı açıdan. Ondan sonra sigorta parayı yatırıyor işte artık ne zaman yatırırsa. Yani durum bundan işliyor böyle. Çok böyle şeyi olan, zorluğu olan bir durum değil. Bankada sigortayı yaparken bile şeyi belirliyorlar. Hani atıyorum senin tarlan ne verir mesela, bu bölge için belirlenmiş bir rekolte var. Diyor ki sizin o civar için 400 kilo belirlenmiş, dönüm ediyor. Yani 400 kilo verecekmiş gibi hesaplanıyor. Bu 400 kilodan işte %60 kısmını ödüyor sana. Yani aşağı yukarı denk geliyor zaten. Çünkü her yer ne 400 kilo veriyor ne de o kadar hasar oluyor. O ikisi birbirine denk geliyor öyle yani. İyi olsaydı aslında güzel olurdu ama yapacak bir şey yok işte. Bu sene de böyle oldu. Bakalım artık seneye buralara yapacak bir şey yok dediğim gibi. Buraları süreceğiz artık ne zaman ekeriz. Yani Ekim ayında ya da Mart'ta ekeriz. Yani komple yulaf da ekebilirim aslında. Şimdi buraları sürsem daha kıştan sonra önümüzdeki sene Mart'a kadar en azından dinlenmiş olur tarlalar. Ama yulaf ektiğimiz yerlerde tekrar yulaf ekersek güzel olmaz. Oralara mecbur arpa ekmem lazım. Bakalım yulaflarda şimdilik bir sıkıntımız yok gibi duruyor. İnşallah orada bir şey olmaz yani, oraları biçebilirsek bizim için iyi olur. Yoksa bu sene tamamen boş olacak yani. Bir de şey oluyor, yani gene bilmeyenler için söyleyeyim. Atıyorum size Ziraat Bankası'ndan mesela kredi çektiniz. Bir alet aldınız veya traktör aldınız veya başka bir kredi çektiniz. Tarımla alakalı. Bu sene kuraklık oldu mesela. Kuraklık oldu, onaylandıktan sonra bu bölgede bu
borçlarımız bir sene erteleniyor. Ama bu faiziyle birlikte. Hani illa parayı gel öde demiyorlar. Böyle bir iyi yanı da var. Bir sene erteliyor. Yani mecburen zaten kurtarma gibi bir şansımız olmadığı için genelde çoğu çiftçi yani yüksek böyle kredilerle iş döndürmeye çalışıyor. Dediğim gibi alet alıyor, edevat alıyor adam veya tohum gübre için kredi çekiyor. Öyle olduğu zaman o bir sene atmasa onu kurtarıyor o sıra. Yani biraz daha fazla para ödüyor ama ona da yapacak bir şey yok işte. Hani o da olmasa zaten çoğu kişi batar. Böyle bir sene borç atlatma olayı olmasa çoğu kişi ne var ne yok satar. Kepengi indirir gider ondan sonra. Etrafta hiç ot da yok. Bu sene cidden çok kurak oldu. Hani hayvan satan da çok olur diye tahmin ediyoruz biz. Belki yani biz bile küçülmeye gidebiliriz biraz daha. Çünkü şimdi bu sene kuraklık olduğu için direkt ne olacak? Saman fiyatı yükselecek. Banyo fiyatı yükselecek. Yani bu fırsatçılar değerlendirecek bunu uzun lafı kısası. Adam alacak, yazdan su toplayacak bir yere. Yazın atıyorum 8 liraysa, 7 liraysa balya alabileceğiniz fiyat. Kışın gelecek 15 lira, 20 lira, 25 lira. O seviyeleri görecek. Adam maalesef yapacak bir şey yok. Hani önlemini alsalar keşke. Adam devlet memuru mesela. Hiç tarlayla tapanla alakası yok. Ama balya su topluyor sağda solda. Köyünde atıyorum garajı var. Alıyor, depoluyor içeri. Yani böyle adamlar olduğu zaman iş yapmak biraz daha zorlaşıyor. O yüzden diyebileceğim çok bir şey yok. İnşallah seneye daha iyi olur. Bölgede zaten birçok yer böyle oldu. Yani sadece bizim köy için değil, civar köylerde de var aynı sıkıntı. Yerini sürenler var. Ondan sonra biraz daha böyle yüksek duran ot gibi olan yerler var. Oraları bir çift hayvanla yediren var. Herkes bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor işte. Bazen yorumlarda da işte genç arkadaşlar, kardeşlerim falan yazıyorlar, diyorlar. Abi motoru değiştirmiyor mu, değiştirmiyor mu diye. İşte arkadaşlar böyle sıkıntılar olabiliyor mesela. Şimdi motor değiştirmiş olsanız sene kötü gitti. Yani kara kara düşünürsünüz. Atıyorum. En kötü motor 300 bin liranın üstünde şu an. 300 olduğunu varsayalım. 300 bin liralık bir motor aldınız. Zaten buna bir faiz binecek belli bir oranda. Şimdi bir de bu sene ödeyemediğiniz için borcu atlattıracaksınız bir sonraki seneye. Bir de onun faizi binecek. Yani faiz üstüne faiz. Ulan o yüzden bu mantıklı gelmiyor bana ya. Yani şu dönemde şu anki ekonomi şartları içinde motor falan değiştirmek cidden çok akıl kârı bir iş değil. Yani daha doğrusu borçlanmak pek mantıklı yani gelmiyor. Yani istemiyorum ben daha iyi böyle özellikle donanımlı bir motor olsun ama o anki içinde bulunduğumuz şartlar, durumlar, konumlar bunu belirliyor yani bir şey oluyor, olmuyor. O yüzden eldekiyle devam yani şu an. Yani en kötü bunu sağını solunu yaparız yine devam ederiz bundan. Yani motoruyla oynaması en kolay markalardan birisi bu ne olan olduğu için. Hemen aç motoru, koy içine bir egzantrik. Biraz yakıtını ayarla, turbosunu değiştir. İyi bir güç alınabiliyor yani. Mesela bu 80'den daha küçük TT4 65-75'ler var. Adam ona takıyor çift sıra silaj makinesine. Cayır cayır çalıştırıyor. Egzantrik atmışlar, turbo değiştirmişler. Tekrardan yakıtını ayarlamışlar pompadan. Motor canavar gibi gidiyor yani. Bunlar böyle. Uğraşırsanız biraz oluyor yani. Performansını arttırabiliyoruz. Ona da şimdilik ben gitmem ama herhalde yani. Bu arada saatimizde yani traktörün motorun saati 2900 saat olmuş şu an itibariyle.
günümüzde ne çıkar? Senede 290 saat çıkar. İşte diğer ara işlerle falan 300'e yakın 300'ü görüyor. Bu da artık yani doğruluğu tartışılır ama Avrupa standartlarında bir motorun, yani sizin işinize uygun bir motorun 300 saat kullanmanız lazım diyorlar. Eğer kullanamıyorsanız sizin işleriniz için büyüktür falan diye bir bilimsel araştırma yapmışlar diye. Demek ki bu motor bizim işimize uygunmuş. Yani burada bu bilimsel araştırmadan bu çıkıyor şu an. Instagram'dan ckl.c.97 yazarsanız bana ulaşabilirsiniz.